Arkadaşlar selam, ben Yağız Derolur. Bu videoda, daha doğrusu bu seride sizlerle ekipmanların güvenli kullanımı hakkında bilgiler paylaşacağım. Hatta serinin ismi güvenli ekipman kullanımı olacak. Neden önemlidir, niçin önemlidir bunu videonun içeriğine zaten size aktarmaya çalışacağım. Hatta bir de baltaları bu videonun içinde işlemiş olacağım. Tek serisini. Yaklaşık bir 15 seri. Yani 15 videodan oluşan bir seri düşünüyorum. Konuya sevdiğim sözle başlamak istiyorum. Alet işler, el övünür. Bizler teknik bilgileri araçlar üzerinde kullanabilen canlılarız. Kullanacağımız herhangi bir ekipmanın neler yapılabileceğini bilip ona göre onlara yön veririz. Bir aletin işleyişi İşletene göre değişir. İyi bir yönlendirici olmak, kullanacağımız ürünün performansına doğrudan etkide bulunur. Yönlendirmek diyorum. Çünkü bizim tam olarak yaptığımız iş bu. Biz yönlendiriciyiz. Örneğin bir baltayı ele alalım. Baltanın görevi nedir? Odunu parçalamak, yarmak. Bu hangi kısma geliyor? Alet işler. Yeterli bilgiye haiz kullanıcılar ise aleti doğru işletir. El övünür. Ana prensipte bizim görevimiz ekipmanımızı doğru işletmek, ekipmanın görevi işlemek. Tüm bu yönlendirmeler yapılırken unutulmaması gereken bir durum var. O da emniyet. Hepimiz bunu göz ardı ediyoruz kimi zaman. Halbuki şunu bilmemiz gerekiyor. Kullandığımız ekipmanın boyutu ne olursa olsun, tehlikesi ne olursa olsun tek bir şansımız var. Bir kere gözümüze bir şey sıçratırız, kör oluruz. Bir kere parmağımızı keseriz, parmağımızdan oluruz. Bir kere ayağımıza baltayı vururuz, ayağımızdan oluruz. Bir ekipmanı doğru kullanabilmek için onunla bolca vakit geçirip tecrübe edinmek zorundasınız. Ama siz güvenli şekilde ekipmanınızı kullanmazsanız o tecrübe kötü tecrübe olarak geri dönüş yapacaktır. Ve bu kötü tecrübeler sizi daha büyük hatalara, daha büyük yanılgılara, daha yanlış kullanımlara itecektir. Pekala, güvenli ekipman kullanımı neden önemlidir? Bunu özetleyecek olursak, ekipman kullanırken ekipmanların size yapacağı zararlar boyutsal olarak değişiklik gösterebilir. Yani çok küçük yaralanmalara da sebebiyet verebilir. Geri dönüşü olmayan yaralanmalara da sebebiyet verebilir. Bunun ikisinin dengesi yoktur. Yani sizin yaptığınız en ufacık bir hata sizi bu ikisi arasında yönlendirir. Ve eğer ki emniyetinizi sağlamazsanız sonuçlarınız bu şekilde olacaktır. Ekipman kullanımında dikkat edilecek 6 tane başlık var aslında. Bunlardan birincisi ekipmanı tanımak. Yani kullandığımız bir ekipmanı tanımıyorsak, bir baltanın yarma baltası mı, parçalama baltası mı bunu ayırt edemiyorsak ya da bir şekilde kullandığımız bıçağı, genel kullanım bıçağı mı, işte bushcraft bıçağı mı, atıyorum daha meyve bıçağı mı diye bilmiyorsak bu bizi hatalara ve kazalara iter. İkincisi, ekipmanı kullanacağımız malzemeyi tanımak. Yani bir odunu kullanmak, odunun içeriğini bilmek. Yani odun biliyorsunuz ki liflerden oluşuyor. Bu liflere göre nasıl çalıştığını, bizim aletimize göre nasıl tepkiler verdiğini bilmek, ona göre o uygulamayı gerçekleştirmek gerekir. Bu iki ana başlık en çok dikkat edeceğiniz başlıklardan biridir. 3. Şöyle düşünebiliriz. Motivasyon ve yorgunluk. Yani siz çok yorgunsanız ve motivasyonunuzu toparlayamıyorsanız, dikkatinizi, odağınızı yapacağınız işe veremiyorsanız o işi asla yapmayın. Çünkü dikkatsizlikten doğan o kadar fazla kaza var ki hemen hemen gördüğünüz, çevrenizde gördüğünüz kazaların hepsi bu dikkatsizlik sebebiyet veriyor. Motivasyonunuz düşük ve yorgunsanız dediğim gibi hiçbir şekilde o aleti kullanmayın. Yani yorucu şekilde kullanmayın. Hani ufak şekilde kullanmanızda bir sakınca yok ama ciddi efor sarf etmeniz gereken, sizin ekipmanınızla bir olması gereken, odağınızın tek bir noktada olması gereken durumlarda o aletten, kullanımdan kaçınmanız gerekmektedir. Çünkü odağınız kaydığı zaman kazaya davetiye çıkartıyorsunuz. Kendinize güveni her zaman almalısınız. Her şekilde,
her şekilde kendinizi güvene sokmalısınız ki o aletin hakkını verebilirsiniz. Kendinizi emniyetsiz hissettiğinizde dikkatiniz gelecektir. Kendinizde zaten bir huzursuzluk hissedeceksiniz. Acaba vurur muyum? Acaba kendime gelir mi? Acaba şunu yapar mı diye düşünmeye başladığınız zaman o baltayı kullandığınız ya da o ekipmanı kullandığınız motivasyonunuz tam olarak sağlayamazsınız. Ama ne yapacağınızı, nasıl tepki alacağınızı, bir aleti kullanırken neler karşınıza çıkabileceğinizi çok iyi bir şekilde bilip uygularsanız bu sefer ekipmanın hakkını vermiş olursunuz ve odağınızı tamamen ekipmanın uygulanmasına vermiş olursunuz. Çevre güvenliği. Çevre güvenliği şu açıdan önemli. Hem bir başkasına zarar vermemek hem de yerde takılabileceğim herhangi bir şey olduğunda onlardan korunmak aslında. Yani şu şekilde düşünün. Ben bir balta kullanıyorum. Baltayı savurdum ama arkamda başka bir arkadaşım var ve arkadaşıma bir şekilde baltayla vurmuş oldum. Ya da bıçak kullanıyorum. Bıçak elimden kaydı. Bana yakın olan bir köpek, bir canlı üzerine bıçağımı düşürdüm. Ya da testere kullanırken açık bırakılan bir ağız başkası üzerinden geçerken ayağına gitti. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Çevrenin güvenliği diyebiliriz bu konu. Ekipmanın bakımı. Bu da ayrı bir konu. Yani iyi bilenmemiş bir bıçak, işte bakımı yapılmamış bir balta, ağızdaki pürüzlükleri giderilmemiş bir balta örneğin. Es vermiş, ucu kırılmış ya da iç kılcal çatlakları olan bir testereyi kullanmak. Bunlar ciddi sorunlar yaratabilecek ufak tefek nüanslar diyebiliriz. Bir de ne dedik? Doğru kullanım. Yani ekipmanın nasıl kullanılacağını bilmek. Ekipmanı tanımak ayrı, ekipmanı kullanmayı bilmek ayrı. Ve bol pratik. Sizin yapacağınız herhangi bir kesim, herhangi bir uygulama bir sonraki kullanımınıza yatırımdır diye düşünün. Yani siz bir aletle ne kadar fazla vakit geçirirseniz o kadar başarılı olursunuz ve o kadar o aleti tanımış olursunuz. Bu 6 maddeyi her alet için işlediğimizde işte güvenli ekipmanı, eğitim modülünü tamamlamış olacağız. Tüm bu başlıklar incelenmeden önce tabii şunu atlamamak gerekiyor. Hiçbir şekilde bir alet için gereksiz özgüven bulundurmayın. Yani ben şu aleti zaten yıllardır kullanıyorum, işte balta dediğin Allah ne verdiyse vuracaksın, bu şekilde kullanacaksın mantığında değil. Şöyle bir söz var, çok seviyorum, tam yerinde örnek olur aslında. Marangozlar parmaklarını usta olduklarında kaybederler. Bu cümlenin altına girdiğimizde, yani anlatmak istediği cümleye girdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor. Usta olan bir marangoz işini çok iyi yaptığını düşünüyor ve belli bir noktadan sonra güvenliği bir kenara bırakıp sadece ekipmanını kullanıyor. Neden? Çünkü her zaman yaptığım şey diye düşünüyor. Ama en ufak bir dikkatsizlik, en ufak bir parametrenin oynaması, işte bu yorgunluk olur, uykusuzluk olur, bir anlık denge kaybı olur, deprem olur, herhangi bir şey olur. Bu şekilde bir ek bir müdahaleyle bütün kullanım tecrübe iptal olur. Tecrübe hiçbir zaman güvenliği elden bırakmak değildir. Güvenliği elden bırakıyorsanız yanlış bir şey tecrübe etmişsinizdir. Böyle düşünün. Şöyle yapalım. Bu videoda direkt şu gördüğünüz canavarlardan başlayalım. Baltalar. Baltalar benim kullanmayı en çok sevdiğim ve atalarımızdan bize, yani geçmişimizden bizimle beraber gelen bir aslında alet diyelim. Çünkü hayatımızın her evresinde kesici aletler, yani bıçak kesici aletler bir taştan yapılmış. Atıyorum balta bulunmuş, baltayı bulmuşlar. Taştan yine aynı şekilde ve ağacı böyle kesmişler. İşte barınakları bu şekilde yapmışlar. Bu ekipmanlar bizim genlerimizdeki bilgilerle gelen ve teknolojiyle gelişen aletlerdir. Evet, baltalar dedik. Şimdi baltaların kullanımına, yani uygulamasına geçmeden önce şunu bilmekte fayda var. Doğru bir balta seçimi sizin güvenli kullanmanız için oldukça önemli bir konudur. Yani ben baltayı ne için kullanacağım? Küçük çaplı odunları mı keseceğim? Yoksa büyük çaplı geniş ağaçları yaracağım mı? Parçalama mı yapacağım, yarma mı yapacağım? Burada iki önemli konu var aslında. Şimdi ben eğer yarmak istiyorsam, yani bir ufak bir odunu ya da herhangi bir odunu yukarıdan aşağıya ya da yan şekilde tutup yarmak istiyorsam yarma baltası kullanırım. Bunun nedenini şimdi anlatacağım. Şöyle düşünün. Benim elimde
Sağ elimdeki turuncu emniyet kaplı olan yarma baltası, sol elimdeki siyah emniyet kaplı olan parçalama baltası. İkisinin arasındaki fark tabii ki renk olarak değil. Şimdi içeriğini açtığımızda, yani ürünü gördüğümüzde anlayacaksınız. Evet, şu an ikisini açık şekilde gösteriyorum size. Ne demiştik? Sağ elimizdekini yarma baltası, sol elimizdeki parçalama baltası. İkisinin arasındaki temel fark, hatta ana fark, yarma baltasının ağız yapısı biraz daha geniştir. Yani odunun içine gireceği için, yani odunu parçalaması gerektiği için ne yapıyor? Şu an tam elimde gördüğünüz şekildir aslında. Şunları yere bırakalım diye. Tam elimde gördüğünüz şekildedir. Parçalama baltası eğer buysa, yani üçgeni şu kadarlıksa, yarma baltasının biraz daha geniştir üçgeni. Çünkü liflerin içine girip ittirmeye çalışacaktır. Şimdi yakından göstereyim, anlayacaksınız zaten. Şöyle gördüğünüzde şu noktada, yani şöyle bakalım. Şu şekilde. Şu şişkinliği görebiliyor musunuz şurada? Mesela arasındaki farkı düz bir palaya sahip, düz bir kesici cisme sahip. Burada ise pala, yani şöyle bir üçgen verilmiş durumda. Daha geniş, bombeli. Patlatması için yapılmış bir durum. Bir diğer farkı ise yarma baltasının kafa ağırlığı, yani keser tarafının ağırlığı parçalama baltasına göre daha ağırdır. Daha yüksektir. Yani düşündüğünüzde, şöyle kaldırırken ben bunu hissediyorum. Bileklerimi sabitliyorum. Kaldırmaya kalktığımda parçalama baltasını daha rahat kaldırıp yarma baltasını kaldırırken daha da yüksek bir kuvvet uygulamaya başlıyorum. İkinci konuya geçelim hemen. Kullanacağım baltanın uzunluğu. Yani biz küçük kamplarda kullanabileceğiniz küçük baltaları da gösterebilirim size. Böyle bir balta kullanım şekli de var. Yani küçük balta kullanım şekli de var. Bunun için herhangi bir kol boyu almanıza ya da uzunluk seçmenize gerek yok. Elinize oturması yeter. Elinize oturduğu zaman zaten rahat rahat kullanımını yapabiliyorsunuz. Genelde bunlar parçalama baltası olur. Küçük çaplı odunları yarmada da kullanabilirsiniz ama. Hani şunu düşünmeyin, parçalama baltası dediğim şeylerle yarma yapamazsınız asla demiyorum. Yarma yine yaparsınız, sadece yeterli çapta, yani büyük çapta bir odunu parçalama baltasıyla kesmeniz daha fazla vaktinizi ve enerjinizi çalacaktır. Şunu unutmayın, bir ekipman kullanırken en önemli kaynağınız enerjinizdir. Çünkü siz enerjinizi doğru şekilde yönlendirebilirseniz, inanın çok rahat bir şekilde güvenliğinizi alıp odununuzu yakıp ya da herhangi bir şekilde kullanıp işleminize devam edebilirsiniz. Ama enerjinizi çok fazla harcarsanız bu sefer sizi kazaya yetecektir ve odunu kestikten sonra kullanması sizin için külfet haline gelecektir. Her neyse, konudan sapmadan devam ediyorum. Baltanın boyunu seçmek. Şimdi benim ana elim, yani kullanım elim sağ elim. Yani sağ elimde şu an ben baltayı tutuyorum. Ne yapıyorum? Kabzanın, yani kafa kısmının üst tarafından tutuyorum. Şu şekilde. Bunu, yani elimi, kolumu omuz hizamda açıyorum. Açtım. Tam böyle göğsümün üzerinden, yani sağ tarafıma baktığımda baltanın sapını görüyorum. Baltamı tuttuğum için. Baltanın sapını omzuma doğru yaslıyorum. Yani plastik kısmını omzuma veriyorum. Şu şekilde. Eğer baltanın sapı benim bu şekilde tutmama rağmen, yani baltanın sapından aşağısından tutmama rağmen sapı omuz çizgime geliyorsa, yani omuz çizgimle, daha doğrusu dirseğim arasındaysa, şu iki bölme arasındaysa, bu balta sizin için kullanıma uygundur. Ama diyelim ki baltanın boyu sizin bayağı bir geçti. Yani sizin buranıza geldi. Sizin o baltayı kullanmanız tehlikelidir. Keza iki elli baltalar için söylüyorum. İki elli balta geldi şuraya kadar diyelim. Bu sizin için uygun değildir. Çünkü kaçırma durumunda kendinizi saplayabilirsiniz. Kaçırma olanağınızı arttırabilirsiniz. Ne dedik? Uzattık. Tamamen paralel bir şekilde kafayı aşağı doğru indirdik. Sapı kendimize doğru çektik. Sap eğer pazıyla, yani tam olarak pazı bölgesindeyse desek, dirsekle omuz çizgisi arasında, yani şu aks arasında ise,
Bu sizin için güvenli bir baltadır. Boy olarak uygundur. Yani iki el olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir baltadır. Evet, baltayı kullanmadan önce ne demiştik? Kullanacağımız malzemeyi bilmek, yani baltayı tanımak. Baltayı seçtik, kendi vücudumuza göre oranladık ve bu oranı bir şekilde değerlendirip kendimize uygun olarak bir ekipman seçtik. Bu ekipmanı seçtikten sonra, yani baltamızı seçtikten sonra bizim başka bir bilgiye ihtiyacımız var. O da kullanacağımız, yani yükü uygulayacağımız ürünün bilgisi. Malzemenin bilgisi. Şöyle düşünün bunu. Odunlar liflerden oluşur. Bunu daha önceki videomda anlatmıştım. Bunu sadece elim üzerinde anlatacağım. Diğer videodan alıntı yapacağım. Orada güzel bir örnek vermiştim çünkü. Onu tekrardan yakalamak istiyorum. Elimi odun gibi düşünün. Yani komple bir ağacın gövdesi gibi düşünün. Bu parmaklarım lifler. Yani ağacın su yolu dediğimiz, ağacın kökten suyunu alıp yukarıya doğru ilettiği demet halinde bulunan lifler diyelim buna. Biz hatta kıymığı alıyoruz. Kıymığın içindeki böyle ince ince, daha incesi lif gibi düşünün bunu. Biz baltayı kullanırken ne yapıyoruz? Baltaya paralel, yani oduna paralel vuruyoruz. Paralel vurmamızın nedeni ne? Biz şimdi şöyle düşünün. 10.000 tane liften bahsediyorum atıyorum. 10.000 tane lifin üzerine yatay vurmak mı kolaydır? Yoksa 10.000 tane lifi bölüp, yani yarıya bölüp vurduğumuzda, oduna vurduğumuzda bu liflerin açılmasını sağlamak mı daha kolay? Tabii ki bu liflerin açılmasını sağlamak mantıklı ve kolaydır. Eğer ki siz oduna yukarıdan, yani liflere paralel vuruyorsanız, paralel doğrultuda, bu dik vurmadır, bu paralel vurmadır. Eğer ki paralel vuruyorsanız liflerin ne yapacak balta? Şöyle bir baltadan örnek verelim. Hop, balta geldi. Baltayı vurduk. Lifleri itti 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 itti. Ne yaptı bu itip? Açtı. Bir lif diğerini itti, bir lif diğerini itti. Açılmayı sağladı ve aşağıya doğru yarmayı gerçekleştirdi. Parçalama yaparsak, yani dik şekilde vuracağız dersek nasıl bir vuruş yapacağız? Dik vurduk. Ne yaptık? Tam dik vurmayacağız. Yani liflere tam dik vurduğumuzda hiçbir etkisini görmeyeceksiniz. Emin olun. Yani aşağıya doğru inme sağlayacaksınız. Boş boşuna enerji kaybı ve güvenlik dışı. Çünkü çok fazla sekme yapacaktır. İçeriye doğru giriş sağlayamadığı için baltanız. Ne yapacaksınız? X vuracaksınız ya da V dediğimiz açacaksınız. Vurdunuz. Vurdunuz bu taraftan. Ne yaptınız? Açtınız. Vurdunuz bu taraftan bir daha. Ne yaptınız? Bu sefer oyuk şeklinde, yani V şeklinde oluşturdunuz. Belli bir noktadan sonra neye gidiyor farkında mısınız? Vurdum baltayı, geçtim. Vurdum baltayı, geçtim. Bir katman aşağı indim. Vurdum, daha derine girdim. Neden? Çünkü vurduğum zaman lif yönüne dönmeye başladım artık. Asıl amaç, yani şu X mantığının asıl amacı aşağıya doğru hızlı hızlı inmek değildir. Lif yönünü yakalayıp kolay parça çıkarmaktır. Dik vurduğunuzda bu parçalara yaramayacaksınız, atamayacaksınız. Ama X şeklinde, V şeklinde vurduğunuzda o parçaları lif yönünde kesip rahat bir şekilde atımı sağlayacaksınız. Ve belli bir noktadan sonra o lif yönüne oturacak ve kesimi sağlayacaksınız bu şekilde. Uygulamaya geçince şöyle bir durum var. Yani çift elli baltalar için konuşuyorum bunu. Çift elli baltanın uygulamasına geçelim. Evet. Şimdi baltayı kullanacağımız zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Postürümüze, yani vücudumuzun duruşuna önem vermeliyiz. Çünkü bizim kullandığımız malzeme ağır bir malzeme. Yani her türlü kullandığımızda öne doğru gidecek bir malzemeden bahsediyoruz. Bir ekipmandan bahsediyoruz. Ekipmanın sizden uzak şekilde gideceği için aşağıya doğru bir baskı uygulayacaktır. Bu sizin belinize oldukça tepki verecektir. Yani bizim bunu kütükle birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Bir şekilde buraya vurduğumuzda belimizde bir yük uygulayacak. Bu ciddi şekilde rahatsızlıklar oluşturabilecek bir durum. Bizim şimdi o zaman giriş yaptığımızda bir duruşumuz. Baltayı kullanırken belli bir duruşumuz olması lazım. Yani konuya zaten hakim olduğunuzda, baltanın kullanımıyla alakalı soru işaretleriniz kalktığında bu sefer neyi sağlayacaksınız? Ben baltayı kullanabiliyorum, güvenlik önlemlerini alıyorum
Güvenlik önlemlerini aldığım için rahat bir şekilde bu uygulamayı yapabilirim. Bir kere bunu mantalite olarak, psikolojik olarak kendinize odaklayacaksınız. Bu demek değildir ki ben çok iyi kullanıyorum. Ben hata yapmam. Değil. Benim burada yaptığım psikolojik olarak malzemeyi, ekipmanı kullanmaya inanmak. Yani ekipmanı kullanacağım, vücudumu ona empoze ediyorum, vücudum ona hazırlanıyor. Bütün iliklerime kadar, bütün hücrelerime kadar biliyorum ki ben balta kullanacağım. Ve ona göre ekipmanı kullanırken gerekli önlemleri alıp, işte dizimi kıracağım, belimi koruyacağım, bunları bilgilerimle beraber işleyip uygulamaya geçeceğim. Hemen baltanın nasıl kullanıldığına dair bir hemen denemeyi yapalım. Öncelikle vücudumuz dik olmalı, yani asla şu şekilde kırmayı yapmamalıyız. Şu şekilde bir kalçadan dışarıya çıkma, beli öne eğme. Zaten kafamızın bir ağırlığı var, yani kafanın içinde bir ağırlık var. Bu ağırlık zaten belimize bu şekilde sıkıntı yaratıyorken biz bir de önümüzde bir şey kesersek bu belimizin halini bir düşünün isterseniz. Bel dik olabildiğince. Hafif eğilecek ama kalçadan eğilecek. Nedenini göstereceğim. Kalçaya oturuyorsunuz. Yani dizler yaylanır şekilde vururken. İki el balta kullanıyorsanız eğer, yani uzun saplı balta kullanıyorsanız, ki uzun saplı balta kullanmak kısa saplıya göre daha tehlikelidir. Çünkü güvenlik kontrolü yoktur. Ama kuvvet kulu hesabından dolayı uzun baltayı kullanmak her zaman daha etkili ve daha güçlü kuvvet verir. Şimdi uygulamaya devam ediyorum. Aşağıda çöktünüz. Rahat bir şekilde çöküyorsunuz. Sallanmayı yaşıyorsunuz. Kuvvetli olan elinizi baltanın sapının en altından tutuyorsunuz. Sol elinizi, destek elinizi baltanın bir karış, yani alt elinizden bir karış yukarıda yakalıyorsunuz. Yukarıya kaldırdığınızda tam olarak başın yukarısında baltanın hizası, şöyle aşağı eğileyim görmeniz için, ve açık. Siz aşağı indirirken baltayı hafifçe bu elde aşağı doğru inecek ve odunla baltayı öpüştürme sırasında elinizle diğer elinizle kavuşacak. Yani yukarıdasınız, aşağıdasınız. Yavaş yapıyorum. Yukarıda, aşağıda. Komple şu şekilde. Yukarıda, aşağıda. Zaten ellerinizi serbest bıraktıktan sonra o ister istemez aşağıda o eller buluşuyor. Ve doğru noktaya gidiyor. Bunun yapma sebebimiz ne? Bunu yapma sebebimiz oduna temas halinde tüm gücünüzü oduna ve baltaya yöneltmek. Yani siz yukarıdasınız, aşağı indirdiğinizde ne yapıyorsunuz? Tüm gücünüzle beraber elinizle vurduğu için bu kuvvet koluna daha fazla yük vermiş oluyor ve daha güçlü darbede bulunuyorsunuz. Devam ediyorum. Ne yaptık? Yukarıdaydık. Şimdi bunu yaparken çok anlatılan bir konu değil, nefes tekniği vardır. Nefes tekniğini de aynı şekilde söylüyorum size. Yukarıdasınız, nefes tutuldu. Nefesinizin 1/3'ünü verin. Yani göz kararı, bir his kararı diyelim ona. Verdiniz. Ve aşağı indirirken nefesiniz tutulu şekilde. Tam öpüştürme sırasında, yani elinizle, baltanız, odununuzla buluştuğu sırada nefesinizin verin. Yani yukarıdasınız. Bunun nedeni nedir? Nefes sizin hangi ekipmanı kullandığınız için önemli değil. Her ekipmanınızda en önemli silahınızdır. Nefesinizi doğru kullanırsanız iyi atış yaparsınız. Nefesiniz doğru kullanımı yaparsanız daha iyi araba kullanırsınız. Nefesiniz daha iyi kullanırsanız sinirinizi, öfkenizi, konuşmanızı daha iyi yönlendirirsiniz. Ve nefesinizi iyi kullanırsanız, yani tam buluşma noktasında ayarlarsanız gücünüzü nefesinizle beraber patlatmış olursunuz. Şöyle düşünün bunu. Spor yapan arkadaşlar bilir ya da ağırlık altına giren, herhangi bir şekilde zor bir şey ittirme, kaldırma anında bulunan arkadaşlar bilir. Bağırdıklarında daha kuvvetli olduklarını zannederler. Mevcut olan kuvvetini bağırmayla beraber, yani enerjiyi odaklayarak bir şekilde ittirmek, bir şekilde dışarı vurmak. Yani
hem enerji olarak senin bağırmanla beraber vücuduna gelen bir motivasyon enerjisi var. Bu enerjiyle beraber gücüne güç katıyorsunuz. Öyle düşün. Baltada da aynı durum var. Yani yukarıdasın. Bu şekilde kullanmanız her türlü daha rahat kesimi sağlayacaktır. Ayrıca baltayı kullanırken yarma yapacaksak önümüze bir set 70 santimlik bir yükselti odun olabilir bu. 70 santimlik yukarıda bir odun ve o odunun üzerinde kesim işlemi yapılmalı. Odunun üstünde koymamızın sebebi yine belimize çok böyle aşağıda çalışmamak. Eğer ki aşağıya çalışıyorsak dizlerimizin üzerine çöküp dizlerimizin üzerinde çalışmamızda fayda var. Neden? Çünkü belimize az yük vuruyoruz ve doğru şekilde kullanımı sağlıyoruz. Evet, ne yapıyorduk? Dizlere ilk kırık şekilde oturduk. Yukarıya kaldırdığımızda elimizi buradayız. Nefes vereceğiz, vuracağız. Şimdi kullanacağım aşağıdaki kütük benim çok altımda. Yani böyle vurmak çok zor. O yüzden ne yapıyorum? Dizlerin üzerine çöküyorum, bir. Bacaklarımı yine aynı şekilde açıyorum, iki. Aşağıda kullandığım yükseltici odunu, şu an mesela uygun olmayan bir odun. Yine aynı şekilde bunun altına koyabilirim. Ama buna da koymaya gerek yok. Önemli olan nokta burada. Ağacı incelemek. Ağaçta budak var mı, yok mu? Lifliği ne tarafa doğru gidiyor? Bunları teyit etmek. Aynı şekilde bakıp neresinden vuracağımızı ilk başta kafada bitirip ondan sonra uygulamaya başlamak. Kendimizden uzak kısma tutup kaçma anında alttaki kütüğe saplanması için hesaplarsak daha güvenli olur. Kullanacağım, vuracağım odun meşe odunu türünden dolayı biraz yarmak zor. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Yarma işlemini ne yapıyoruz? Yukarıda kaldırdık yine aynı şekilde. Nefesimizi aldık. Gördüğünüz gibi. Doğru güçle vurduğunuzda yarma işlemini sağlıyor zaten direkt. Hemen devam edelim aynı şekilde. Hazır başladık şu şekilde. Şöyle. Ne yaptık? Karşımızda, karşı hedefimizi aldık karşımıza. Bu posumuzu aldık yani. Postürümüzü sağladık. Belimize az yük getirtiyoruz. Yakın olan şekilde tutuyoruz malzemeyi. Baltadan boy alıyoruz. Şimdi burada devreye şu giriyor. Aynı noktaya nasıl vuracağım? Sapın aşağısından tuttuğunuz eli baş parmağı yukarıya gösterecek. Yani baş parmağı vurduğunuz yönü gösterecek şekilde. Odunu göstereceğiz baş parmağımızla. Ki oraya odaklanalım. Siz bunu vurduğunuzda aynı şekilde baş parmağınızla gösterdiğinizde odak noktanız ister istemez bu odunun üstüne gelecektir. Ve baş parmağınızla gösterdiğiniz hedef her zaman sizin için aynı olacaktır. Bunda amaç baş parmağınıza göre hareket etmek değil, baş parmağınızı dahi hedefe yönlendirmek. Yani psikolojik olarak bütün her şeyi hedefin tek bir noktasına yönlendirmek. Şimdi düşündüğünüzde ne yaptık? Baş parmağımızla hedefimizi gösterdik. Yukarıda tuttuk. Açıklık var. Bir karışlık mesafe var. Aşağı indirirken ne yapıyoruz? Öpüştürüyoruz bütün elimizi. Şimdi deneyelim tekrardan bunu. Yukarıdayım. Nefesimi aldım. Hafif bırakıyorum ve tutuyorum. Aşağı indirirken ne yapıyorum? Nefesimi veriyorum aynı şekilde. Vuruyorum. Gördüğünüz gibi ikiye rahat bir şekilde vurmak istediğim noktadan aldı. Şimdi biraz daha kesim yapalım. Hazır güzel odun bulmuşken. Evet, yapılan yanlışlardan birisi. Vuracağımız odunun yönü her zaman dik olmalı. Yani şu şekilde duran bir odun, şu şekilde dik duran bir odun, 90 derece açıyla duran bir odun eğik durana göre daha güvenlidir. Çünkü lif yönü her zaman ne olacak? Dik olacak ki paralel şekilde vurabilelim. Paralel şekilde duran, yani zaten yamuk şekilde duran bir lif'e yukarıdan dik olarak girmek gereksiz yere zaman kaybı. O yüzden ne yapıyoruz? Önce teyit ediyoruz, bakıyoruz. Malzememize nereden vurursak daha az enerjiyle kesimi sağlarız. Daha az riskle uygulamayı sağlarız. Şimdi ne yaptık? Dikleştirdik yine aynı şekilde. Baş parmağım hedefi gösteriyor. Nefesimi tuttum. Yukarıya kaldırdım. Hedefi gördüm. Vuracağım noktada nefesimi tekrar alıyorum. Bırakırken nefesi veriyoruz. Tam olarak yine aynı şekilde ortadan vurdum ve ortadan aynı şekilde ayırdı. Şimdi şu
duruma bakalım tekrardan bir. Şekilsiz bir ağaç görüyorsunuz. Yine aynı şekilde burada oturtturacak nokta bulamıyorsunuz diyelim. Evet, şu şekilde düzleştirdi aslında. Ne yaptım? Yağması zor olacaktır. Dediğim gibi şu an buradan görebiliyorum diri odun ve öz odun arasındaki farkı. Ne yaptım? Karşıladım. Bacaklarımı yine aynı şekilde açtım. Yukarıya kaldırıyorum. Hedefimi veriyorum. Boyumu aldım. Vurduğumda otomatikman yağma işlemini gerçekleştiriyor. Yine aynı şekilde hedefimi aldım. Postürümü sağladım. Nefesimi tutuyorum. Oduna odaklanıyorum. Vuracağım noktadayım şu an. Kaldırdım. Yine aynı şekilde ortadan kendisi yer oldu. Devam ediyorum vakit kaybetmeden. Birkaç kesim daha göstereyim. Farkındaysanız şu diklemeyi her zaman sağlamaya çalışıyorum. Yani bakın altına kabuğunu koyuyorum ki dik dursun. O dikliği sağlasın bize. Ne yaptım? Yine dizlerim üzerine çöktüm. Hedef aldım. Kaldırdım. Gördünüz. Yine aynı şekilde. Evet, bazı durumlarda uygulayacağınız malzeme sizin istediğiniz şekilde davranmayabilir. Yani bir baltanızı vurduğunuz zaman içeride sıkışabilir ve yarılmayı sağlamayabilir. Böyle bir durumda yapacağınız şey kamalama sistemidir. Kamalama dediğimizde şudur. Aslında yarma baltasının ağzının aynısı diyebiliriz buna. Sadece ikinci bir yarma baltasıyla giriş yaptığınızı düşünün. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde yarma baltası gibi inceden kalına doğru gidiş var. Bu ne yapıyor? Liflerin aynı şekilde açılmasını, yani liflere girdiği zaman liflerin bir şekilde açılmasını ve yarılmasını sağlayacak. Şimdi devam edelim şöyle. Uygun gördüğünüz sivrilikte ucunu bırakın. Biraz daha ucunu sivritsek daha rahat giriş yaparız. Evet. Evet, yarma işlemi dediğim şu. Yani paralel şekilde kullanacağım. Umarım kalır. Evet, şu an saplandı. Sesinden de anlayacağınız gibi. Böyle bir durumda yapacağınız şey odunun eline kestiğine, yani eline kestiğine çalışma. Bacaklarınızı açtınız. Vurdunuz. Sesi zaten duyacaksınız belli bir noktada. Bir daha vurduğunuzda. Evet. İstediğimiz şey şu açıklık. Şöyle lifler arasında açıklığı sağlayıp kamayı yerleştirmek ve kamayı yarmak için burada sesi dinlemeniz gerekiyor. Benim en çok sevdiğim seslerden biri bu. Gördüğünüz gibi ikiye yarmış oldu. Sadece bir ayrı bir yarma açısıyla. Aynı mantık. Şöyle yakından baktığınızda ikisinde de bombeli sistem var. İkisi de inceden kalına doğru gidiyor. Tek amaç burada ne dediğim gibi lifleri belli bir noktadan ayırmak ve liflerin birbirine iterek komple yolunu izlemesini sağlamak. Bütün amaç bu. Baltanın bütün kullanımında bu. Evet, bir sonraki bölümde bıçaklarla alakalı konuları işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.